altına alınmadığını söyledi. Kaçırılmanın ardından ailenin evine telefon eden bir kişi, Ferhat Tepe'yi Türk İntikam Tugayı adına kaçırdıklarını, o dönemde DYP Bitlis İl Başkanı olan İshak Tepe, telefonda konuştuğu kişinin sesini kısa süre sonra bir toplantıda kendisini tehdit eden Tatvan Tugay komutanı Korkmaz Tağman'ın sesine benzettiğini kamuoyuyla paylaştı. Her yerde Ferhat'ı arayan ailesi ve gazetesi, onun ağır işkence görmüş bedenini 13 gün sonra meçhul kişi olarak gömüldüğü Elazığ Kimsesizler Mezarlığı'nda ulaştı. Resmi kayıtlara göre Ferhat, kaçırıldığı yere yaklaşık 400 kilometre uzaklıktaki Hazar Gölü'ne yüzmeye gitmiş, ancak yüzme bilmediği için boğulmuş ve balıkçılar tarafından bulunmuştu. Ancak Ferhat Tepe'nin bedeninde ağır işkence izleri vardı. Ayrıca onu kaçırılırken gören ve Diyarbakır Jandarma Alay Komutanlığı'nda işkenceli sorguda gördüğünü açıklayan 14 tanık mevcuttu. Buna rağmen iç hukuk yollarından bir sonuç alınamadı. Bunun üzerine aile AHİM'e başvurdu. AHİM, Ferhat Tepe soruşturmasında şaşırtıcı eksiklikler olduğunu tespit etti. Olayın aydınlanması için hükümetin AHİM'le işbirliği yapmadığını, gerekli bilgi, belge ve tanıklara ulaşımı engellediğini ve etkin bir cezai soruşturma yürütmediğini belirterek Türkiye'yi mahkum etti. Ailenin son olarak başvurduğu Anayasa Mahkemesi, 16 Haziran 2016 tarihli kararında Ferhat Tepe dosyasında savcılığın soruşturmayı genişletmek için somut bir talimat vermediğini, olayı aydınlatacak adımlar atmadığını, delillerin toplanmasında gerekli özeni göstermediğini ve soruşturmanın sürüncemede bırakıldığını kaydederek etkili soruşturma yapılmadığı gerekçesiyle hak ihlali kararı verdi. Ancak zaman aşımı gerekçe göstererek dosyanın yeniden açılması engellendi. Sonuç olarak AHİM'in de belirttiği gibi iç hukukta etkili bir soruşturma yürütme hususunda bilinçli olarak gösterilen yargısal direnç bugüne kadar devam etti. Adli süreç Ferhat Tepe'yi işkenceyle öldürenler ve bedenini kaybedenler için cezasızlıkla sonuçlandı. Ferhat'ın kaybedilişinin 31. yılında bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'de yaygın bir sorun olan cezasızlık uygulamaları mevcut iç hukuk yollarının kayıp yakınlarına hiçbir çözüm sunmamasına neden olmaktadır. Etkili bir soruşturmanın amacı hesap verebilirliği sağlamak ve suçlular üzerinde caydırıcı etki yaratmaktır. Devletin etkin soruşturma yapma yükümlülüğünü yerine getirmemesi, benzer suçların bugün ve gelecekte işlenmesine zemin hazırlamaktadır. Kaç yıl geçerse geçsin Ferhat Tepe için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Abim bundan 31 sene önce 1993 yılında evimize çok yakın bir mesafeden beyaz bir Renault'a bindirilerek kaçırıldı. Abimin bulunması için çok yoğun bir mücadele verdik. Başvurabileceğimiz tüm mercilere başvurduk. Kayıp olduğunu bildirdik. Bizi o dönem kendilerini Türk İntikam Tugayı olarak tanıtan kişiler aradı. Basın açıklamasında da belirtildiği gibi bizden talepleri oldu. Ve bir talepleri de babam o dönem DEP İl Başkanı'ydı. DEP'in tabelasının indirilmesi ve partiden istifa etmesiydi. Biz çok yoğun bir mücadele verdik. O dönem abimi Hazar Gölü'nde bir balıkçı buldu. Morga kaldırıldı. 10 gün boyunca abimi aramamıza rağmen fotoğrafları her yerde, emniyet birimlerinde olmasına rağmen bize haber verilmedi. Elazığ morgunda olduğu söylenmedi. Ve maalesef abim Elazığ Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildi. Daha sonra biz abimi Diyarbakır JİTEM'de gören tanıkların ifadesine ulaştık. 14'e yakın kişi abimin Diyarbakır JİTEM'de olduğunu beyan ettiler, söylediler, ifadelerini verdiler. Kendilerinin yazılı ifadeleri de mevcuttu. Çünkü benim abim orada bağırıyor, ismini söylüyor, adının Ferhat Tepe olduğunu, Özgür Gündem muhabiri olduğunu, kaçırıldığını ve işkence gördüğünü, orada elleri kelepçeli bir şekilde borulara bağlandığını, gördüklerini söylediler. Bu yüzden tanıklık da yaptılar ama bu tanıkların hepsi cezaevinde gördükleri tehditler sonucu ifadelerini geri çektiler. Biz yasa olan tüm yolları denedik. AHİM'e gittik, Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Ama bizim için önemli olan etkin bir soruşturmanın açılmasıydı.
Türkiye'de cezasızlık politikasına son verilmesiydi. Ferhat gibi kayıpların bir daha olmaması yönündeydi. Bu sorun sadece bugünkü iktidarın sorunu değil. Bundan sonra olacak her iktidar, gelecek her iktidar bu sorunu çözmek zorunda, bu yükü yüklenmek zorunda. Bence demokratikleşmenin yolu, burada insanca yaşamanın yolu da buradan geçiyor. Bu yüzden cumartesi annelerinin buradaki talepleri mutlaka duyulmalı, bir yerine getirilmeli. Buradaki bariyerler kaldırılmalı. Bugünkü iktidar yapmıyorsa da bundan sonraki iktidarlar bu yükü sırtlarında taşıyacaktır ve taleplerimiz de bu yönde devam edecektir. Son olarak şunu söylemek isterim. Buraya her gelişimizde siz sevgili gazetecileri burada görmek beni ayrıca çok mutlu ediyor. Çünkü benim abim gazeteciydi ve 19 yaşındaydı. İdealist bir gazeteciydi. Köy yakma haberlerini yapıyordu. Faili meçhulleri haberleştiriyordu. Çatışmaları haberleştiriyordu. Ve çok zor bir dönemde çok zor bir gazetecilik yaptı. Ağır işkencelere maruz kaldı. Defalarca gözaltına alındı. Gazetecilikten, gazeteci olmaktan vazgeçmesi yönünde ağır baskılar uygulandı ve daha 19 yaşındaydı. Maalesef ömrü bir yıl gazeteci olmaya yetti. Ben sizleri burada görerek aslında onların sesi olduğunuza inanıyorum. Her zaman burada olduğunuz için, buraya geldiğiniz için ve Ferhat'ı bir daha, bir kez daha bize gazeteciliğin ne kadar iyi bir gazeteciliğin ne kadar onurlu bir iş olduğunu gösterdiğiniz için ben sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. 20'den fazla Özgür Gündem muhabiri kaçırıldı ve katledildi. Onları saygıyla anıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ferhat'ın kayıtları için. Ferhat Bey için. Benim göz altında kayıtları için. Çok farklı.